Şu an Bulgaristan'ın Ardino kasabasındayız. Türklerin söylediği İğridere köyleriyle güzel bir kasaba ve gördüğünüz üzere çok da büyük değil, küçük bir kasaba. Çoğunlukla Türkler yaşıyor. Şu an boş bir bina, muhteşem, büyük olasılıkla yol üzeri, alkol, içecek, yiyecek, restoran tarzı bir şey olsa gerek. Şu an gördüğünüz üzere çalışılmıyor, çalışmıyor, boş duruyor ve arkasındaki ağaçların muhteşem şaşası gerçekten de insanı bayağı cezbediyor. Ardino haritası. Burada açıklayıcı bir şekilde turistik harita diyor. Çevrede birçok yapı var. Yani Oklava. Şuraya gittik. Ve şuraya gittik. Aladağ'a da gittim. Fakat videosu yok. Şu an şehir merkezindeyiz. Çevrede kafeler, oturma yerleri, eczane, market, çoğu şey burada yer alıyor. Hastane, cami de var. Ve dağların iç kısmında yer alan, etrafında tamamen dağlarla çevrili bir kasaba. Ve eski tiyatro, sinema, konser alanı, her şeyin olduğu ana yer. Burası bir park, parkın ortasında yer alan bir mekan, şu an kafe olarak kullanılıyor.
oyun alanları, yüzme havuzu, disko, birçok şey burada yer alıyor. Şehir merkezinde, şehir tamamen parktan oluşuyor gibi bir şey de diyebiliriz aslında. Güzel bir kasaba. Yani küçük sayılır. Fakat güzel planlanmış, güzel yapılmış bir alan. Müzesinin açık olmadığını ve tamirde olduğunu gördüm. Müzede neler var onu tahmin edemedim çünkü içeride hiçbir eser yoktu. Ciddi anlamda bir tamir görüyordu. Yani hastanesi, okulu, her şeyle neredeyse tam bir kasaba. Şu an kasabanın iç kısmında bir tur atıyoruz. Turistik, çok fazla turistin geldiği bir yer. Çok fazla İngiliz aracı gördüm. Çok fazla İngiliz aracı var. Yani insanların İngiltere'de çalışıyor olması mı, yoksa İngiltere eski araçlarını buraya mı sattı? Tam olarak onu çözemedim. Çünkü gerçekten çok fazla vardı. Ben de şaşırmıştım. Çok fazla etrafta kahve makinesi var. Kafe yerine çok fazla kahve makinesi. Kullanıyor insanlar. Daha hoş, güzel. Hoşuma gitti yani. Uygun fiyatlı kahve makinelerinde. $40, $50 civarı. Yani stotinka kuruş anlamında kullanılıyor burada. Kahveleri de güzeldi. Makinenin kahvesi zaten büyük firmaların yaptığı makinalar. Makinalarla yapıyorlar. Şehir merkezinde ana merkez olarak bu alan önceki ve bu alandan oluşuyor ve yavaş yavaş şehir yukarılara doğru, tepelere doğru yayılıyor. Tepelere gittikçe evler de azalıyor tabii. Buranın ünlü sayılan köprüsü Şidan Köprü diyorlar. Onun simgesi olarak bir çeşme yer alıyor. Tabii ön tarafı park olarak kullanıldığı için.
kasabanın içinde bir tur atalım. Doğal gaz olmadığı için kışları insanlar çoğunlukla odun yakıyor. Kömür de pek tercih edilmiyor. Eskiden güzel kömürlerin olduğunu hatırlıyorum. Fakat şu an pek kömür görmedim. Çok fazla odun kullanılıyor. Bir sürü evin önünde odunlar mevcut. Şehrin ortasında küçük bir dere. Büyük olmasını tercih ederdim. Kanoyla güzel takılınırdı. Kış yaklaşırken her yerden bu ses geliyor. Odun kesimi yapılıyor. Okuldan çocuklar dağılmış. Ne diyorlar? Burada odun kesimi mevcut. Burası da okul. Galiba etraftaki çevredeki en büyük yapı gibi görünüyor. Çocuklar bahçede oynuyorlar. Binamız bayağı bir uzun. Büyük bahçesiyle beraber. Şurada bir papi gördüm. Gel buraya. Gel bakayım. Gel lan. Çok fazla gelmiyor küçük köpekler, kediler. Buradan daha iyi algılanacak. Bu şekilde. Yan tarafta da bir tane spor salonları var. Şurada eski bir bina var. Eski taş bir bina. Güneşten doğru görülmüyor. Şuradan şöyle bakabiliriz. Biraz şu an İğrilere'nin sokaklarında dolaşıyoruz. Burada bir müze var dediler. Yaklaşık galiba buralarda olmalı. Şurası gözüküyor müze olarak. Her taraf ağaçlık. Bu görseli beğeniyorum kesinlikle. Tadilat var görünen. Evet. Müzemiz.
Müzemiz tadilat aşamasında olduğu için ben de pek bir şey göremedim içeride. Yıldık Pınar, buz gibi suyu, daha kesilmemiş. Evet, taşınla durur. Dünya durur, insana kaybolur. Devam edecek, devam ederiz buraya da Sinçes'e doğru. Şu an Ardina'nın en çok bilinen köprüsündeyiz. Şeytan köprü diyorlar. Aslında yapı olarak çok güzel. Tarihte bir gelinin intihar etmesinden dolayı Şeytan Köprü adını koymuşlar. Benim bildiğim o şekilde. Tabii ki daha farklı bir hikayesi de olabilir. Yeridere'nin en çok bilinen turistik mekanı burası. Bilindiği için insanların çok ziyaret ettiği bir yer. Ve şu an ücretli olmuş. Çünkü çok fazla turist geliyor. Etrafına oturmak için mekanlar yapmışlar. Bir dünya insan geldiği için oturma mekanları, kafe. Tabii ki bu kaçınılmaz bir şey. Şehirlerin, ufak bölgelerin maddi kaynak olarak kullanmaları. Tabii ki çok da doğal bakılabilir ya da herhangi bir şey. Yani bu mekandaki gördüğünüz köprü, tarihi bir köprü. Doğal taşların oluşturduğu yapı altı. Aslında benim ilgimi çeken
taşlarla bütünleşmiş olması. Geçmişte pencerelerin olması belki de çok büyük bir dere olduğu anlamına da gelebilir. Şu an dere kenarına gidelim. Dere kenarından izleyelim. Etrafta birçok dere çok az veya kurumuşken buranın güzel bir akışta olması güzel, sevindirici bir haber. Neredeyse yazın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve birçok derede minimumda su var. Fakat burada suyun güzel akışkan olması beni sevindirdi. Doğal dere yapısının beni daha çok çekmesi de ilginç bir durum. Şu an geldiğimiz yer tepede kalıyor. Bir dağlık bir yerde. Ve Oskavi Skali diyorlar buraya. Oyuk kayalar. İngilizce
Brooks. Kartal Kayası diye geçiyor. Eskiden boyulmuş bir dağ pencereler. Yani müthiş özenli boyulmadığı görünüyor. Ve derinliği çok fazla derinliği yok. Sadece anlam ifadesi olarak yapıldığı ortada. Ne ifade ediyor? Kendi gözümden benim için baktığımızda dağlara sığınan insanlar herhangi bir şeyden dolayı, herhangi bir afetten dolayı, savaştan dolayı dağlara sığınan insanları anlatıyor benim için bu. Farklı bir anlamı da olabilir, farklı bir şey için de yapılmış olabilir ama ben baktığımda ilk bakış olarak dağlar evimiz gibi bir durum var. Orman içinde oturma yerleri tamamen doğal bir mekan. Çok fazla dokunulmamış. Ufak bir patika yoldan gelinmekte. Yer yer dağ kenarında yamaç kenarlarında yürüyerek ilerlenmekte. Şöyle aşağı doğru giden bir şey var. Yani bir kenarı uçurumdan çok uzun bir yol değil. Patika olarak uzun bir yol değil. Buraya gelmek. Patikaya kadar yol var. Yoldan sonra
kısa bir mesafe patika ve ulaşılıyor. Güzel bir görüntü. Aman buradan aşağı ineyim falan düşünceleri almasın tabii ki. İnsanı bazen uçurumlar çekiyor.